Arkadaşlar örgü aşkım, bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çiçeğimizi çalışacağız. Çiçeğimizi tek renk çalışabilirsiniz, bu şekilde iki renkle de çalışabilirsiniz. Birinci katında turuncu rengimi kullandım, ikinci katında ebruli ipimle şöyle güzelce örerek etrafına şöyle bir hareketlilik kattım çiçeğimize. Şurada elbiseme örmüş olduğum gibi tek renkle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Tamamını aynı renkle örerek kullanabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize göre ya da kullanacağınız yere göre çalışmalarımızı yapabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Bir tane düğümümü attım. İpimi rahatlattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Birinci zincir içerisine girerek yuvamı hazırlıyorum bir tane zincirimi çektim ve batıyorum sık iğne yapıyorum. 1 toplamda 9 tane sık iğne çalışalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğnemi çalıştım ve birinci zincir çektiğim yere geliyorum batıyorum ilmeğimi kaydırarak ortaya kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çekip bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir atlıyorum ikincisine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 1 atlıyorum ikincisine batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir 1 atlıyorum ikinci sık iğneme batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ilk zincir çekmeye başladığım yerin dibine geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum 5 tane yuva kurdum? 1 2 3 4 ve 5. Yuvanın içerisine giriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı başını bir defa doluyorum. 2 defa da örüyorum. 1 ve 2. 3 zincir çektim ve bir tane ikili tırabzanım ördüm. Tığımın başını 2 defa doluyorum. İkişer ikişer örüyorum. 1 2 3, 2 defa doluyorum. 1, 2, 3. Toplamda 4 defa, iki defa dolayarak çekiyoruz. İkisini ördüm. Şu an üçüncüsünü örmekteyim. Dördüncüsünü örüyorum. ikişer ikişer çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. Başlangıçta yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. Bu kez önce trabzanımız sonra 3 zincirimiz olacak. Tığımı başını doluyorum. 1 ve 2 ve yukarıdan 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yuva içerisine gelerek batıyorum ve ilk çiçeğimi oluşturmuş oluyorum. 3 zincir ikili trabzan 4 tane 2 defa başını dolayarak ördüğümüz trabzanımız tekrar ikili trabzanımız ve 3 zincirimizde birinci yaprağımızı ördük çiçek yaprağımızı şöyle görelim şimdi ikincisine geçiyorum Diğer yuvaya sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3. Tığımın başını bir defa doluyorum. İkili trabzanımı örüyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. 4 tane aynı şekilde iki defa dolayarak trabzanımızı öreceğiz. Ve ikişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3. Birinciyi ördüm. İkinciyi örüyorum. İki defa doladım. Şu an üçüncü örmekteyim ve dördüncü trabzanımı örüyorum. Dört trabzanımı tamamladıktan sonra bir defa başını dolayarak ikili trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir, iki, üç zincirle yukarıdan aynı yuva içerisine iniyorum ve diğer yuvaya geçiyorum. Aynı işlemleri kalan 3 yuva içerisinde de yapıyorum. Çiçeğimizi birer birer örerek tamamladım. 3 zincirimi çektim. Bitişi birlikte çalışalım. Aynı yuva içerisine batıyorum. Ve birinci katı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi şöyle arkasına giriyorum. Bir tane kaydırıyorum. Sonrasında tam ortaya giriyorum atladığımız yere. Buraya sabitleniyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bakınız tam ortaya bir tane atlamıştık oraya giriyorum 5 zincirimi yandaki çiçeğimizin şöyle bakınız içten dışa doğru giriyorum sabitliyorum 5 zincir 1 2 3 4 5 yeni yuvalar yapıyoruz ikinci katımız için bir sonraki çiçeğimizin altında bulunan atladığım yere böyle içten dışa doğru giriyorum Sabitliyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Çeviriyorum. Buraya bakınız. Giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar atladığım yere geliyorum. Sabitliyorum. 1 2 3 4 ve 5. En son 5 zincirimi çektikten sonra Bakınız 5 yeni yuva kuruyorum. 1, 2, 3, 4 kapatacağımla birlikte 5 hemen dibine batıyorum. Ve kapatıyorum. İlk yuvanın içerisine geçiyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 defa tığımın başını doluyorum. Ve ikişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 2 3 ve 4. 2. kez 3 defa doluyorum. 1 2 3 4. Zincirimizden sonra 2 defa ördük. 3. kez 3 defa doladım. İkişer ikişer çekiyorum. 4.'yü örmek için doluyorum. Giriyorum. Tekrar Sayalım. Zincirimizi saymıyoruz. 2, 4, 5. Bir tane daha örüyoruz. 6. Ördüm. 6 tane trabzanımız ördükten sonra yeniden 1, 2, 3, 4 ve 5 zincirimi çekiyorum. Aynı yuva içerisine batıyorum. Bir öncekinden daha büyük ebatta bir tane daha çiçeğimizi çalıştık diğer sıramızda şimdi ikinci yaprağımız için yeni yuvaya geçişimi yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 zincirimi çekiyorum yine 3 defa tığımın başını dolayarak 6 trabzanımı örüyorum birinciyi ördüm ikinciyi örüyorum 3 defa sardım ve üçüncüyü örüyorum ikişer ikişer çekiyorum dördüncü için üç defa sardık 5 trabzanımız için üç defa son trabzanımız yani altıncı için yine üç defa tığımızı ipimiz aldık altı trabzanımı ördüm 2 4 6 kenardaki 5 zinciri ve bitiş 5 zinciri 2 3 4 ve 5 Aynı yuvaya batıyorum. Ve kapatıyorum. Diğer yuvaya geçişimi yapıyorum. Burayı kapattıktan sonra 1 2 3 4 ve 5. Buradaki yapmış olduğumuz her iki çiçek yaprağındaki işlemlerimizin birebir aynını tekrar ederek kalan 3 tane yuvamıza da Trabzanlarımızı doldurarak sıramızı tamamlayalım. Çiçeğimizin son grubun son zincirini ördüm. Aynı yuvaya birlikte batalım. Aradaki bölüme gelip batıyorum. Son olarak bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz ve çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz bir kat daha aynı işlemlerimizi tekrar ederek çalışabilirsiniz. Tabi burada daha fazla dolamanız gerekecektir. Daha büyük olsun diye şöyle görelim. İpimizi içeriye gizledikten sonra çiçeğimiz yerine yerleşecek. Evet şimdi ipimi içeri çekiyorum. Daha sonra birlikte dikelim. Çalışmamızın sonuna geldik ve gördüğünüz gibi ben elbisemin üzerine çiçeklerimi diktim. Sizler dilediğiniz yerlerde bu çiçeklerimizi kullanabilirsiniz. Çok güzel ve kolay bir süsleme modeli. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.